Merhaba arkadaşlar, köklü sayılardan devam ediyoruz. Şimdi ilk elemanda REM pozitif reel sayılar ve NM elemanda pozitif tam sayı olmak üzere n'inci dereceden kök içinde x üzeri m ifadesini üstü biçimde şu şekilde gösteriyoruz, ifade ediyoruz. X üzeri m'yi aynen yazıyoruz. Kökün derecesi her zaman 1 bölüm n'inci kuvvet olarak gelir. Yani üst sayıda ne vardı kuvvetin kuvvetinde çarpılırdı. O zaman x üzeri m bölü n oluyor? M kere 1 m. Bunun altında görünmeyen bir 1 var. O zaman 1 kere ne? N. Ya da şöyle diyebilirsin kısaca. X üzeri m'nin kökenci derecedense ben direkt kökün derecesini bölme olarak kuvvetini yazacağım diyebilirsin. O zaman şimdi aşağıdaki köklü sayıları üst sayı biçiminde yazınız diyor. Örnekler üzerinden daha iyi anlayalım konuyu. Şimdi 7 üzeri kaç yazmıyorsa 1 demekti. O zaman burada nasıl ifade edeceğim? 7 üzeri 1 bölü 3 kökün derecesi. 4 üzeri yazmıyorsa 1 demektir. O zaman 4 üzeri 1 bölü kökün derecesi 7. Şimdi 3 üzeri 3 aynen yazdım. Kökün derecesi neydi? Kuvvetti. Bölme olarak atıyorduk kuvvetti. O zaman 3 bölü 5. Şimdi geldik buraya. Eksi 5. Kökün derecesi tek olduğu için hiç sıkıntı yok. Eksi 5'i üzerinde kuvvet olarak ne yazıyor? 1. Görünmeyen bir 1 vardır. Bölü 3 şeklinde ifade ediyoruz. Kök 11 dereceden 2 üzeri 7 nasıl ifade edilir o zaman? 2 üzeri 7 bölü 11. Kök eksi 4 bölü 9 üzeri nedir? 1 bölü 3. Parantez için aldım. Çünkü bu kökün derecesi hem 4'e hem 9'a aittir. Eğer parantez için almazsam tek tek hem 4'ün üzerine 1 bölü 3 yazman gerekir hem 9'un üzerine 1 bölü 3 yazman gerekir. Şimdi n elemanları pozitif tam sayı ve n büyük eşit 2 olmak üzere x elemanları reel sayı için 2 tane durum var. N tek ise kök n'inci dereceden x üzeri n cevabı direkt x'tir. Ama n çift ise n'inci dereceden kök içinde x üzeri n'in cevabı mutlak x'tir. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Mesela eksi 2'nin ikinci kuvvetinin karesi yazalım. Bir de eksi 2'nin küpünün küp kökü diyelim. Şimdi burada kökün derecesi tekse küp kökle 3 birbirini götürmüş cevap eksi 2 olmuş diyebiliriz. Ama kökün derecesi çiftse ise yani 2 ise 2 ile 2 birbirini götürdü. Eksi 2 oldu diyemiyoruz. Bu yanlış bir gösterimdir. Peki nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki kökün içi zaten kökün derecesi çiftse kökün içi negatif olamaz. Dolayısıyla eksi 2'nin karesi nedir? 4'tür. O zaman kare kök içinde 4. O da eşittir 2. Yani mutlak içinde x eksi 2 olarak çıkartırsam mutlağın içinden de dışarıya her zaman sayı pozitif olarak çıkardı. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadeleri çözünüz diyor. Şimdi üstü biçimde göstereceğiz yani onu istiyor gene. Şimdi kök 3 üzeri 5 küp kök 5. derecede. O zaman ne yazmalıyım? 3 üzeri 5 bölü 5'ten 3 üzeri 1 o da 3 demektir. Şimdi kök 6. dereceden 2 üzeri 18. O zaman 2 üzeri 18 bölü ne diyorum arkadaşlar? Kökün derecesi bölü 6. O zaman 2 üzeri 18 bölü 6 3 olduğu için 3, 2 üzeri 3 de 8 demek. Nedir? 3 tane 2'nin çarpımı yani. Burada negatif bir sayı var. Kökün derecesi tek. O zaman direkt 7'ler gidebilir. Çünkü neden? Eksi 5 üzeri 7 bölü 7'dir. 7 bölü 7 nedir? 1. Direkt bu şekilde götürme hakkına sahibim yani. O zaman bunun cevabı eksi 5'tir. Ama burada direkt götürme hakkına sahip değilim. İlk önce işarete karar vereyim. Eksi 3'ün 4. kuvveti nedir? Artı 3 üzeri 4 demektir. O zaman artıysa şimdi 4'leri götürerek 3 diyebilirim. Ya da şunu diyebilirsin. Ben çift dereceli kök kuvvetlerinde şunu biliyorum dersin. Mutlak olarak çıkartırım. 4'ler birbirine götürür ama ben bunu mutlak eksi 3 olarak dışarı çıkartırım dersin. O zaman mutlak eksi 3 de 3'e eşittir. Bu şekilde de yorumlayabilirsin. Şimdi bir sonraki ifademize geçiyoruz. X, Y, elemanda reel sayı. Ve X küçüktür 0, küçüktür Y olmak üzere. Bu işlemin sonucunu bulunuz diyor. Şimdi sayı varken çok kolaydı ama sayı olmayınca, bilinmeyenler olunca biraz kafanız karışabiliyor. O yüzden çok dikkatli dinleyelim. Şimdi
Bu ifadeyi bana niye vermiş? X'in ve Y'nin işaretten karar vermek için. Sıfırdan küçük bir sayının işareti kesinlikle eksidir, yani negatiftir. Sıfırdan büyük bir sayının işareti ise her zaman pozitiftir diyebiliriz. O zaman şimdi ben burayı yorumlayacağım. X eksi Y'nin karesi karekök içinde. Burada karekökle kare birbirini götürür. Ama bu içerisinin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum şu an. O zaman mutlak içinde çıkartayım. Mutlak içinde X eksi Y. Tek kuvvette direkt çıkabiliyordu. O zaman üçler birbirini götürdü. Artı 2 üzeri X. Burada ne var? Çift kuvvetler var. Zaten bu eksi Y. O zaman ben diyorum ki bunlar dörtler birbirini götürsün. İçerisi artı mı eksi mi bilmiyorum. O zaman bunu da mutlak içinde çıkartayım. Eksi Y. Şimdi şu bilgi burada işime yarayacak. Ben işaretlere karar vereceğim. X eksi ise eksi bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartsam içerisi ne olur? Negatif. Örnek hani eksi 1, eksi 2 desem bu hani eksi 1 olduğunu düşündüm. Bunda 2 olduğunu düşündüm. Gerçekten eksi 3 oldu içerisi. Yani negatif oldu. İçerisi negatifse mutlaktan nasıl çıkıyordu? Eksi ile çarpılarak. O zaman diyorum ki eksi çarpı x, eksi x, eksi çarpı eksi y, eksi x'den artı y. 2x zaten çıktı sıkıntısı. O zaman yazıyorum artı 2x. Peki eksi y'nin işaretine artı mı eksi mi? Y artı olduğuna göre, önünde de eksi olduğuna göre bunun işareti eksidir. Mutlak o zaman nasıl çıkacak? Eksi ile çarpılarak. Yani eksi parantezinde eksi y, o da artı y'ye eşittir. O zaman diyorum ki eksi çıkan cevap ne? Y. Şimdi bunu düzenleyelim. Eksi x artı 2x ne yapar? 2x eksi x'ten x yapar. Artı y eksi y de birbirini götür. O zaman bizim cevabımız x'tir diyebiliriz. Şimdi bir sonraki örneğe vereceğim arkadaşlar. Bu sefer soruda şöyle demiş. Kök içinde 0,09 artı kök içinde 1,21 bölü kök içinde %49 eksi kök içinde %25 işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi sen bunu direkt çıkartabilirsin biliyorsan, hatırlıyorsan. Eğer bilmiyorsun, hatırlamıyorsun ne yapmalıyım? Şimdi ben 0,09'un ne olduğunu biliyorum. O ne demektir? 9 bölü 100 demektir. O zaman 9 bölü 100 kökten nasıl çıkar? 9 dediğimiz 3'ün karesi o zaman 3 olarak çıkar. Kare kökte 100 ise 10'un karesi o zaman 100 de 10 olarak çıkar. Yani 0,3 olarak çıkar. O zaman yazıyorum 0,3 artı. Bu ne demektir arkadaşlar? 1,21 yani 121 bölü 100. Sana 121 tanıdık gelmedi. 8. sınıftan hatırladığın kadarıyla 11'in karesiydi. O zaman 11 olarak çıktı. 100 ise 10'un karesi olduğu için 10 olarak çıktı. Yani 1,1 bölü 0,49 dediğimiz şey 7'nin karesidir. O zaman 49. O zaman diyorum ki 0,7 yani 49 bölü 100'ü gene kökten çıkarttık. 0,25 ise 25 bölü 100 demek. O zaman 25 bölü 100 de kökten çıkarsa 5 bölü 10'dur. O da 0,5. Hepsini yazdıktan sonra topla diyor. O zaman 0,3 artı 1,1 nedir? 1,4 bölü 0,7'den 0,5'e çıkartırsak 0,2. Bölme yaparken ikisinde de virgülden sonra bir sayı olduğu için virgülleri yok etme hakkına sahip. O zaman soru şuna döndü. 14 bölü 2. 14 2'ye bölersek cevabımız nedir? 7. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da bir pratiklik öğretelim. 9 direkt 3 olarak çıkar. Değil mi? O zaman 3'ü yazarsın. Virgülden sonra eğer çift sayıda yani 2, 4, 6 basamak varsa yarısı olarak çıkacak. Yani 2 tane basamak var. O zaman benim artık virgülden sonra 1 basamağım olacak dersin. 0,3 diyebilirsin bu şekilde de. Şimdi son soruda geçtik arkadaşlar. Küp kök içinde 3 artı kare kök içinde 25. İşleminin sonucu kaçtır? Böyle ifadeler varsa her zaman en içteki kökten başlanır işlemle. Yani kök 25'ten başlıyoruz. O zaman küp kök 3 artı kök 25 nedir? 5 demektir. Eğer içeride toplam varsa önce toplama yapılır. O zaman diyorum ki küp kök içinde 5 artı 3 8'dir. 8 nedir? 2'nin küpüdür. O zaman 2'nin küpü olarak yazdım. Küp kök. Burada 2'nin küpü ise küpler, 3'ler birbirini götürür mü? Götürür. Niye? 2 üzeri 3 bölü 3'ten. O da 2 üzeri 1 demektir. Yani cevabımız 2 olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.